Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet. Bugün 27 Ağustos bültenini sizlerle beraber paylaşacağız. 10 maç hazırladık ve maçlarımızın ağırlıklı bölümü Avrupa Ligi'nden. Evet, Avrupa Ligi malum birinci tur maçlarıyla başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi tek maç elimasyon usulü yapılacak ve bu bizim 1.5 gol üst taktiğimize uyan tam 10 maç seçtik sizin için. Birazdan sizlerle paylaşacağız maçları. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi kısaca kanalımıza herkesi davet edelim. Çünkü kanalımıza davet ettikçe tabii ki kanalımızın ilgisini arttırdıkça biz de güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Ondan dolayı herkese kapımız açık. Abone olursanız seviniriz. Facebook'ta da güzel bir grubumuz oluştu. 300'ün üzerinde takipçimiz var. Musterli İddia adlı Facebook sayfamızda gelirseniz çok memnun oluruz arkadaşlar. Evet, sistemimize geçmeden önce, tabii ki maçlarımıza geçmeden önce daha doğrusu, sistemimizle ilgili kısa bir bilgi veremem. Şimdi birkaç tane soru geldi. Onları hemen şöyle bir toparlayalım. Arkadaşlar öncelikle favori takımına bakıyoruz. Favori takımla ilgili son oynamış olduğu karşılaşmayı değerlendiriyoruz ve bu karşılaşmada en az 4 gol olmaması lazım. Favori takımın oynamış olduğu karşılaşmayı diyoruz. Bakıyoruz ve 0-0 bitmemiş olması lazım sonuçları. Bu durumda orada 2 gol olma ihtimali, yani oynayacakları karşılaşmanın 2 gol olma ihtimali çok yüksek oluyor. Ondan dolayı burada da örnek olduğumuz gibi 1-0, 0-1, 1-1, 2-0, 2-0 gibi skorlar, mesela ev sahibinin oynadığı skorlar olabilir. 2-1, 2-1 ya da 3-0 gibi. Ama 0-0 kesinlikle bitmeyecek. 0-0 bittiyse o maçı es geçiyorlar arkadaşlar. Bu kadar basit. Ondan dolayı yine bir iki soru geldi ama detaylı bilgileri taktiğimizle ilgili videomuzun sonunda link var. Oradan da tıklayıp bakabilirsiniz. Evet, Avrupa Ligi dedik. Güzel maçlar var Avrupa Ligi'nde. Çok maçlar var. Bir nevi favori takımları ağırlıklı olarak gözüküyor. Bol gollerin olacağı karşılaşmalar olacak. Ve ondan dolayı gerçekten çok farklı güzel maçlar var. 10 tanesini seçtik sizin için. Dün'e gidelim. Dün'de de 6'da 4 yaptık. Birer golle gitti. Hatta Legia Varşova karşılaşması 0-0 bitti ama uzatmalarda işte 2 gol geldi. Yani oldu mu oluyor, olmadı mı işte olmuyor. Ama 6'da 4'te iyi başarı, güzel maçlar çıkardık diyebiliriz. Hemen geçelim maçlarımıza. Arkadaşlar maçlarımızı bu şekilde sizin için değerlendirdik. 10 karşılaşmasının ilk 3'ü burada Avrupa Ligi'nde Ventipiz, Dinamo Auto'yu ağırlıyor. Sonrasında da Norveç'te Lillestrøm-Stromen karşılaşması. Nevşi-Skopje karşılaşması arkadaşlar. Bu da Avrupa Ligi'nden. Bu 3 karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Ventipiz, Dinamo Auto'da ilk yarıdan olayın biteceğini düşünüyorum. Gol bekliyoruz. Lillestrøm'de de ilk yarıda gol bekliyoruz. Nevşi-Skopje'de 2 gol ve daha fazlası 3 veya 4'e doğru gidebilir bu karşılaşmada. Gelelim diğer 3 karşılaşmaya. Apollon Limassol, Savartalo Tiflisi. Bu karşılaşmada da en az 2 gol. İlk yarıda bir gol olabilir. Onu değerlendirebilirsiniz. Fehervar, Bohemians Dublin. Bu karşılaşmada da 2 gol bekliyoruz. Bu karşılaşmada da ilk yarı en azından bir gol bekliyoruz arkadaşlar. Rosenborg, Kopavogor karşılaşmasında da en az 2 gol bekliyoruz. Bu karşılaşmada da 2 ya da daha fazla da gol bekleyebiliriz. 3 ya da 4'e gidebilir. Yani fark atabilir burada Rosenborg bu karşılaşmada. Bir diğer 3 maçımıza bakalım. Malmö, Krakow. Malmö ağırlıklı favori tabii ki. Burada da 2 gol. İlk yarıda bir gol bekliyoruz en azından. Hapoel Şehir, Dinamo Batumi karşılaşmasında da ilk yarıda en azından bir gol. Toplamda 2 gol en az bekliyoruz. Madabek, Lentoran karşılaşmasında da 2 gol bekliyoruz. Ve bu karşılaşmada 3 gol ve 4 gole gidebilir. Farklı bir skor bekliyoruz burada Madabek, Lentoran karşılaşmasında. Ve son karşılaşmamız, 10. karşılaşmamız Partizan Ligas. Bu maçta da en azından ilk yarıda bir gol. Toplamda da 2 gol bekliyoruz arkadaşlar. Bu karşılaşmayı da değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde 10 karşılaşmamızı sizlerle paylaşmış olduk. Şöyle tekrardan sizlerle paylaşalım. Partizan Rigas,
Malibu, Krakow ve Kharkov, Apreşehir, Dinamo Batumi, Madabur, Dentorum, Apollo Limassol, Tiflis, Fehrival, Bohemaz, Dublin, Rosenborg, Kopa Vagor, Ventepils, Dinamo Auto, Lidström, Stromen ve Nefci Skopje karşılaşmaları arkadaşlar. Bizim en az 2 gol bitecek 10 karşılaşmamız Perşembe gününün yani 27 Ağustos'un maçları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hafta sonunda şöyle bir kısaca bir bilgi verelim. Arkadaşlar hafta sonunda güzel bir sistem yakaladık. Bu sistemle ilgili detayını vermeyeceğiz. Sistem şu anda bizde kalsın. Ama o sisteme göre sizlere karşılaşmalar vereceğiz. Bu karşılaşmalar sonucunda bir bakalım nasıl başarı elde edebileceğiz. Maçlarımızın ağırlığı olarak hedef 2.5 gol üst ve karşılıklı gol olma ihtimali olan maçları sizler için tercih edip seçeceğiz. Bu bizim kendi sistemimiz. Bu sisteme göre biz bir önce bir değerlendirme yapacağız. Ondan sonra da maçları size verir. Sizler de artık yorum ve görüşlerinizi atacaksınız. Bunun bir müjdesini verelim. Hafta sonu için güzel bir hazırlık yapıyoruz. Güzel maçlarımız var. Şimdiden söylemesi bize ona göre takipte kalın arkadaşlar. En az bir bakayım bir sisteme göre bakmamız lazım. 5 ile 10 maç arası karşılıklı gol var ve üst karşılaşmalarımız olacak arkadaşlar. Yani oranları yüksek, iyi olan KG var ve üst karşılaşmalarını sizlerle paylaşacağız. Şimdiden hazırlıklı olun. Güzel maçlar gelecek. Hafta sonuna artık biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Videomuzu hazırlıyoruz. Hazırlık içerisindeyiz. Evet. Yeni bir videomuzda tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Yorum ve görüşlerinizi mutlaka atın. Çok önemli. Sizlerin yorum ve görüşleri bizler için çok önemli. Ki en azından fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. Ve karşılıklı en azından paslaşabiliyoruz. Ondan dolayı like'larınızı atarsanız ve bir de paylaşımda bulunursanız seviniriz. Facebook'ta da tabii ki dediğim gibi Musterli İddia adlı sayfamızda herkesi bekliyoruz. Oradan da anında videolarımızdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Ve tabii ki bol şanslar diliyoruz. Umarım bu Avrupa Ligi 1. turu hepimiz için şanslı olur. Bakalım ne olacak göreceğiz. Yarın görüşürüz.